Sevgili dostlar, sevgili Selçuk'un misafirleri, kanalıma başka bir reçel tarifiyle birlikte buluştuk. Bugün sizlerle şeftali reçeli yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 8 tane şeftalim var. 1,5 kilo, 2 kiloya yakın, 2 kilo olarak tam değil. Hepsini güzelce kabuklarını soyalım. Üzerinde hiçbir yerinde kabuğu kalmasın. Soyduklarımızı temiz bir kabın içerisine alalım yine. Ve onları da elma dilimi şeklinde ayıralım çekirdeklerinden. Çekirdeğe temas eden kısmını koyu yerlerine alalım. Reçelimizin rengini çok fazla koyulaştırmasın, rengini bozmaması için. Minik minik küpler halinde doğrayalım. Tüm şeftalilerimize aynı şekilde bunu uyguluyoruz. Kış için çeşitlilik güzel alternatif kahvaltılarınızın yanına farklı lezzetler. Güzelce kaynatacağımız tencerenin içerisine alalım. Bunları akşamdan yapıyoruz tabii ki. Benim 1,5 kilo şeftalim olduğu için 1,5 kilo kullanmıyorum ben. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 kilo, 1 bardak gibi şekerim vardı. Üzerine güzelce her tarafına döktürüyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir gece buzdolabında bu şekilde bekliyor. Ertesi sabah olduğunda hiç yerini almadan temiz bir kaba kevgirle üstten sadece şeftali meyvelerini alıyorum. Sebebi şeftali çok yumuşak bir meyve. Reçeller 35-40 dakikaya yakın kaynıyor. Yumuşak çok fazla hallaş olmasını, pişmesini, yumuşamasını istemiyorum. Bir 15-20 dakika gibi şerbetini koyulaştıracağız ilk önce. Gördüğünüz gibi sırf kendi suyunu saldı ve biz bununla kaynatacağız. Hemen erimeye homojen bir şekilde erimesini sağlıyoruz. Altını yaktık ocağımızın. Kaynamaya başladı. Oluşan köpüklerini bu şekilde topluyoruz. Toplayalım. Gereksiz bir pişme sağlamayacağız şeftalilerimiz için. Bu arada yarım limonu sıktık suyunu. 3-4 tane de şöyle limon tuzu atıyorum. Bunun sebebi rengine berraklık veriyor, şeffaflık veriyor. Bir lokma da tereyağı atıyorum gördüğünüz gibi. Köpürmesini engellemesi için. Ve bu arada 15 dakika herhalde bu şekilde kaynadı. Şimdi meyvelerimizi üzerine ilave edelim. Meyvelerimizde de bir 15 dakika, yani 20 dakika, 15-20 arası çok hızlı dönüşüyor. Kontrollü olmalı. 15 dakika garanti. Evet. Yavaş yavaş, fazla hırpalamadan şöyle ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde pişirelim. Bu arada unutmadan orta ateşte pişiriyoruz. Yine oluşan köpük varsa toplayalım. Mis kokulu şeftali reçeli. Denemenizi tavsiye ederim. Sofranızı renklendirin, tatlandırın. Az da değil. Zaten yarımşar kiloluk iki kavanoz çıktı benim de bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi biraz renk koyulaştı. Hemen suyundan alıyorum. Biraz kenarda beklesin. Bu arada 10-15 dakika oldu. Biraz soğuduktan sonra daha kıvamı belli olacak. Ve bu arada zaten bu dönem içerisinde 15 dakikadan sonra hızlı dönüşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi akışkan koyu bir kıvam oldu. Çok aşırı koyulaşmasını istemiyoruz. Hemen ocağın altını kısıyorum tamamen kapatmadan. Kavanozlarıma teker teker dolduruyorum. Sıcak sıcak ağızlarını kapatıyorum. İster ters çevirin, ister düz çevirin. Soğuyana kadar o zaten vakum yapacaktır. Misafirlerinizde, sabah kahvaltılarınızda kendi kendinizi renklendirmeniz için sofralarınızı denemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı lütfen beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.